Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Öncelikle hepinize geçmiş olsun. LGS sınavının sonuna geldik. Bundan sonrası artık sonuçların beklemesiyle geçecek inşallah. Umarım çalışmalarınızın karşılığınızı almışsınızdır. Umarım sorular istediğiniz şekilde gelmiştir ve istediğiniz doğru cevapları vermişsinizdir. Biz de sizlere şimdi LGS'de çıkan sorularımızın ders ders çözümlerine başlıyoruz. İlk olarak LGS 2022 Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersimizde sorularımızın cevaplarını sizlere kısa kısa aktarmaya çalışacağız. Bakalım hangi soruları cevaplamışsınızdır. Sevgili arkadaşlar, hurafelerle ilgili bir soru vardı. Hurafelerle ilgili diyorduk işte inanışların temel nedeni bilgi eksikliğidir efendim. Ayrıca karşılaşılan sorunların akla uygun usullerle çözülmesi yerine bir takım hayali yollara başvurulması işte hurafeler için uygun bir ortam hazırlamaktadır gibi bir paragraf vardı. Bu metinden hangisine ulaşılamaz diyordu. Orada tek bir grup veya millete özgü değildir maddesi doğruydu. Araştırma ve sorgulama ile engellenebilir maddesi doğruydu. Ortaya çıkmasına farklı etkenler söz konusudur maddelerimiz doğruydu. Ancak B şıkkında, Bursa şıkkında sözlü kültür aracılığıyla aktarılır maddesi yanlış olacaktı. Bir diğer sorumuzda kim güzel bir işe öncülük eder, öncülük ettiği bu işe de kendisi sonra sürdürülürse o işi yapanlar gibi sevap alır gibi güzel bir metin vardı. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksiltilmez. Kim de kötü bir davranışı başlatır ve bu işi kendisinden sonra devam ettirilirse onu yapanlar da günah alır şeklinde Habil ile Kabil olayıyla hatırlarsanız iyilik ve kötülüğün daha sonraki yapanlar tarafından kendilerine sevap ya da günah olarak geleceğiyle ilgili bir soru vardı. Hadisimizden hangisine ulaşılamaz diyordu. Mesela kişinin davranışlarının sonuçları hayatıyla sınırlı değildir. Doğruydu bu. Her davranışın Allah katında bir karşılığı vardır. Yine doğruydu. İyilik ve kötülük başladığı dönemle sınırlı kalmaz maddeleri doğruydu. Ancak Denizli şıkkımızda yapılan iyilikler günahların bağışlanmasına vesile olur maddesi yanlış olacaktı. Bir diğer sorumuzda borç verme ile ilgili bir soru vardı burada sevgili arkadaşlar. İşte Allah kıyamet gününde o kişiyi kendi gölgesine gölgelendirir dediğini hatırlatıyor idi. Bunun üzerine de borçlu kişiye imkan bulduğunda borcunu ödeyebileceğini bulamadığında ise kendisine hakkını helal edeceğini söyler. İslam'daki Karz-ı Hasen ile ilgili güzel bir soru vardı burada. Bu metinde aşağıdan hangisine ulaşılabilir maddesinde A şıkkımız doğru olacaktı. Hazreti Muhammed sözleri ve davranışlarıyla örnek olur. Bir diğer sorumuzda araştırmalara göre doğal afetlerin nedenlerinden biri de insan kaynaklı ihmallerdir diye başlıyor. 90'lı yıllarda Bangladeş'te yaşanan ve ülkemizin büyük bir bölümü sular altında kalan yıkıcı seller bunlara örnek olarak veriliyordu. İşte yağmur sularının akıp gitmesini sağlayan kanalizasyon sisteminin işte plastik poşetlerin onları tıkadığına dair güzel bir metin vardı doğal afetlerle ilgili. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinle ilişkilendirilemez diye bir soru vardı. Burada C maddemizde elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilemezler. Burada Allah'ın gücünden, kudretinden, yaratmasından bahsediyordu. Ancak diğer maddelerimizdeki ayetlerde mesela A şıkkında başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzünden, B şıkkında Allah göğü yükseltti, dengeyi koydu, sakın dengeyi bozmayın ve D şıkkında insanların kendi yaptıklarına olay karada ve denizde düzen bozuldu maddeleri doğru idi. Hatta bu haftaki cuma hutbesi de çevreyle ilgiliydi ve bu ayetlerin tamamı neredeyse cuma hutbesinde okutulmuştu. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Bir diğer sorumuzda zekatla ilgili sevgili arkadaşlar işte insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirir. Farklı kesimler arasındaki eşitsizlikleri azaltır. Böylece zekat barış ve huzurun tesisine katkıda bulunur gibi bir sorumuz vardı. Hangisine ulaşılabilir maddesi vardı? Burada A şıkkımız toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirir maddesi doğruydu. Zaten derslerimizde zekat, sadaka konusunda en önemli özelliğinin toplumsal birlik, beraberliğe katkıda bulunduğunu anlatıyordu. Diğer şıklarda mesela miktarı kişinin zengini göçüsüne göre değişir. Böyle bir şey yoktu. Zengin olan herkes %2,5 oranda verecekti. Kimlere verileceği ayette Tevbe suresinde belirlenmişti. Malı temizler ve bereketlendirir maddesi yine doğruydu ancak A şıkkımızdaki bölümü anlattığından dolayı toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirir olacaktı. Bir diğer sorumuz da bir gün kuyudan su çekerken kovanın bağlı olduğu ipin kuyunun ağzındaki taşın üzerinde derin bir iz bıraktığı görür. Bunun üzerine kendi kendine ip bile üstünden gide gele taşı aşındırıyorsa ben neden matematiğin üstesinden gelemeyeyim ki gibi düşünür diye. Bu tecrübe onun kendine olan güvenini artırır ve onu matematiğe daha çok yöneltir gibi en çok zorlandığınız derslerden birisi olan matematiğin nasıl çözümlenebileceği, nasıl öğrenebileceği ile ilgili güzel bir metin vardı. Bu metinde hangisi vurgulanmaktadır maddesinde C şıkkımız doğru olacaktı. Başarının yolu sürekli ve azimli çalışmaktan geçer.
Diğer maddelere baktığımız zaman işte insan seçiminin ve eylemlerin sonuçlarından sorumludur. Fizik kanunları yeni keşiflerle öncülük eder. Her insan ilgi ve yeteneğine göre kendini geliştirir maddeleri parçamız ilgili değildi. C şıkkımız başarının yolu sürekli ve azimli çalışmaktan geçer olacaktı. Bir diğer sorumuz 4 tane şık verilmişti. Bu yargılardan hangisi çıkarılabilir şeklinde ayetel kürsüyenin anlamı verilmişti. İşte ayetel kürsüyü ezberlemişsinizdir, anlamını öğrenmişsinizdir zaten. Ne diyordu orada? Onun bildiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemez şeklinde başı ve sonu ayetel kürsüyünün tamamının tanımı verilmiş. Bu ayetten hangileri çıkarılabilir diyordu. Burada Allah yeryüzünün sorumluluğu insana yüklemiştir maddesi ayetel kürsüden çıkarılamıyordu. Allah iradesiyle evreni kuşatmıştır. 2 çıkarılır. Allah yarattıklarını himaye etmektedir. Yine bu da çıkarılır. 4. maddemiz Allah her varlığı bir amaç doğrultusunda yaratmıştır. 1 ve 4 doğru ancak buradan çıkarılamayan maddelerdi. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Bursa. Bir diğer sorumuzda din ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru vardı. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Duygu ve davranış yönünden insanı geliştirir maddesi doğruydu. Diğer çıktığımızda her toplumda varlık gösteren bir olgudur. Bazı toplumlarda yok mesela. İnsana bir takım sorumluluklar yükler. Yardımlaşmayı ve toplum bilincini güçlendirir maddeleri değil. C şıkkı duygu ve davranış yönünden insanı geliştirir maddesi Ceyhan doğru olacaktı. Bir diğer sorumuz din toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını temin etmek üzere çeşitli ilke ve düzenlemeler getirmiştir. Bu doğrultuda adaletli davranma, yardımlaşma, dayanışma, akraba ve komşulara iyi ilişkiler içinde olma gibi tavsiyelerde bulunmuştur diye bir madde vardı. Burada sevgili arkadaşlar cevabımız insanlar arası ilişkiler maddesi doğru olacaktı. Bir diğer sorumuz Peygamber Efendimizle ilgili bir oruçla ilgili bir olay var. Onu anlatmıştı. Daha sonra bu durumu Hazreti Muhammed'e anlattığında o tebessüm ederek ayette kastedilen gündüzün beyazlığı ve gecenin siyahlığı olduğunu açıklamıştır. Bu metinden hangisine ulaşılamaz diyordu. Oruç ibadetinin belirli bir zamanı vardır. Doğru. Hazreti Muhammed'in açıklaması ayetin anlaşılmasını yani tebyin etmişti değil mi? Kolaylaştırmıştır. Doğru. Ayette mecazi bir anlatıma yer verilmiştir. Doğru. D şıkkındayız. Hazreti Muhammed ibadetlerde aşırılıktan kaçınılmasını öğütlemiştir. Doğru. Ancak buradaki hadisimizden bunu çıkarmıyor idik. Cevabımız Denizli. Sevgili arkadaşlar böylece 2022 LGS sınavımıza çıkan din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının cevaplarını tamamlamış olduk. Anlatarak sizlere kısa kısa. Diğer derslerde görüşünceye kadar hepinize tekrardan geçmiş olsun.